Herkese merhabalar ben Doktor Hüseyin Cengiz. Bugün size yol ve yolcudan bahsedeceğim. Yol kemik pelvis, yolcu ise bebeğimiz. Animasyonda hemen göstereceğim birazdan. Bizim yolcumuz yani bebeğimiz bu kemik pelvisten bakın nasıl giriyor, nasıl çıkıyor ve normal vajinal yoldan doğumu nasıl başarıyor bundan bahsedeceğim. Bakın kemik pelvis dediğim yapı bir sürü kemikten oluşuyor. Her tarafı çıkıntılı, sert yapılar. Bizim bebeğimiz buradan kanala girip nasıl adaptasyon gösteriyor da buradan çıkıyor. Bir başka videoda bu kemik pelvisten detaylı bahsedeceğim. Hatta genellikle kadın doğumcunun size çatı muayenesi der. Çatı muayenesi dediğimiz işte bu kemik pelvisi bebeğin uyumu var mıdır yok mudur bu duruma bunu değerlendirme muayenesidir aslında. Bakın şimdi hemen animasyona bir dönelim. Bebeklere baktığımız zaman bebeklerin %95'i böyle baş geliyorlar aşağı doğru kafasıyla geliyor. Bu istediğimiz bir durum zaten. Normal rahme uygun bir pozisyon aslında. İyi bir adaptasyondur. Ve bebeklerin yine %60-70 kadarı böyle yan dururlar. Bakın yan yapmış kafası. Yan yan aşağı doğru inecek. Yani şu kemik pelvise yan yan girecek bebeğimiz. Ama aşağı doğru bir indirelim bakalım. Bebek gelsin aşağıya doğru. Aşağıya doğru inerken neyle iniyor? Rahim kasılmalarıyla beraber bebek aşağı itiliyor. Aşağıya doğru itilirken bakın, aşağı doğru gelsin. Gelirken hemen şu içeriye kanala girdiğinde bebek, şu içeride iç kısımda iki tane ciddi kemik çıkıntıyla karşılaşıyor. Bunlara biz spineskiadikalar diyoruz. Yani tam bu bölgeye, şuraya pelvisin girişi, içeri kısmı da şu gördüğünüz kısma orta pelvis diyoruz. İşte orta pelviste bu çıkıntılarda bebek çok takılıyor. Yani o kemik yapıları kendini geçiremeyebiliyor, adaptasyon sağlayamayabiliyor, doğum ...uzun sürüyor vesaire diyorlar, duymuşsunuzdur. İşte bundan, bundan kaynaklanıyor genellikle bu durum. Bakın bebek o kemik pelvisi, o ortadaki çıkıntılardan özellikle geçebilmek için... ...kafasını böyle bir içeriye doğru döndürecek ve kurtaracak kendisini... ...ve çok kolaylıkla çıkacak. Şimdi izleyeceğiz birazdan beraber. Bebek bakın nasıl içeriye doğru dönmeye başladı bakın bebeğimiz. İçeriye doğru dönsün, dönüyor. İşte biz buna iç rotasyon diyoruz. Kafasını kurtarmaya çalışıyor. Sonra kafayı kurtardıktan sonra şu gördüğünüz kemik yapılardan da... yine geçirmek için kafasını ve rahatlıkla şuradan çıkabilmek için ne yapacak? Başını şöyle yukarıya doğru ittirecek. Biz buna ekstansiyon diyoruz. Bakın kafayı nasıl çıkarıyor? Artık biz bebeğin kafasını çok rahat görüyoruz doğum sırasında. Anneye diyoruz ki artık ıkınmalısın. Bebek gitsin çıksın. Bebek çıktı bakın kafası aşağıya doğru bakıyor çocuklar doğduğu zaman. %90-95 aşağıya doğru bakarlar değerli izleyiciler. İşte bu noktada bebek aşağıya doğru bakarken şimdi iş bitmedi. Bu noktada çok kritik bir an kaldı. Omuzlara bakın bebeğin animasyonda. Omuzların nasıl kurtaracağız? Bu kemik yapılardan nasıl geçecek? Kadın doğum ya da ebeniz ya da zaman zaman bebeğin kendisi omuzları kurtarmak için bakın bu sefer ne yapıyor? Dışarıya doğru dönüyor. Tamam. Kadın doğum buna yardımcı olur. Normalde bebek bunu yapar. ıkınma hareketleriyle o kemik yapıya böyle e, tereyağından kayar gibi böyle geçer, gider bebek normal şartlarda ama biz genelde doğumda bu noktada biraz yardımcı oluruz ve bebeği alıp çıkartıyoruz. Bakın omuzda kurtulunca iş bitiyor. Bu noktada zaman zaman omuzda takılma olabilir. Özellikle iri bebeklerde, diyabetik annelerin bebeklerinde günü geçen bebeklerde daha önceden zor doğum yaşamış kadınların bebeklerinde bu noktada omuzda takılmalar bazen hasarlanmalar olabilir. Bu Burası çok doğumun önemli ve kritik yerlerinden bir tanesidir. Genellikle problemsiz gerçekleşiyor. Ee, uzmanınız başında doktorunuz e, bebeği bir şekilde oradan omuzunda kurtarıp çıkarıp alıp size kucağınıza verecek ve sizi bebeğinize kavuşturacak. Ee, açıkçası gördüğünüz gibi bu noktada bebeğin iyi değerlendirmesi bütün bu sürecin yani benim animasyonda bir buçuk dakikada anlattığım şeyi bütün bu süreç saatler sürüyor. Saatler sürerken biz devamlı ne yapıyoruz? Saatte bir ya da iki saatte bir vajinal muayene yaparak kemik yapılar, bebek gelmiş mi, bebek dönüşünü tamamlamış mı? Çünkü biliyoruz ne yapması gerektiğini bebeğin. Bu noktaları çek ederek, çek ederek, çek ederek evet her şey yolunda diyebiliyoruz. Ya da hayır ya burada bir terslik var, yolunda değil. İstersen biraz daha bekleyelim, istersen sezeryan doğum yapalım diyebiliyoruz hastaya. Bu artık çok subjektif doktorun deneyimine, tecrübesine kalmış bir şey oluyor. Bebekle bebeğin kafa yapısının, kemiklerinin, anne nin kemik yapılarına uyumlu olması şarttır. Sağlıklı, normal, vajinal yoldan doğumun gerçekleştirilmesi için. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. E, yorumlar kısmına istediğiniz her soruyu yazabilirsiniz. Katkılarınız olursa mutlaka seve seve dinlemek, e, duymak isterim. E, sağlıklı gebelikler diliyorum. Çok teşekkürler.